Hasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız, biz yürüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik Adana'ya. Adana'da Yörü Türkmen toyu var, şöleni var, buluşması var. Önledim Fatma diye, yanınız yatma diye, yar yanıma gel mi diyem, duvarı del mi diyem, beni garip görünce koluma gir mi diyem, önledim Fatma diye, yanınız yatma diye, yar yanıma gel mi diyem, duvarı del mi diyem, beni garip görünce koluma gir mi diyem. Adana Sarıçam'da olan Yörü Toyu'na geliyoruz. Yarın Sarıçam'ın dalları, kaldır aşam kolları diyeceğiz. Ama bugün uzaktan gelen dostlarımızla muhabbete, sohbete, sazla, sözle başlayacağız. Değerli bir kardeşimiz var. Ozan olma yolunda. Çünkü ozanlık kolay değil. Bizim oz damgası vardır, çarkı felek. Bunu zaman zaman başka da ülkeler kullanmıştır. Oz damgasının anlamı şudur. Yukarıdanın sesini, yaradanın sesini yeryüzüne anlatandır. Yani bugünkü camideki müezzinler gibi, imamlar gibi. Tabi o zamanki inançta saz, söz, şiirsel anlatılıyor. Yine Oğuz Kağan vardır. Oğuz Kağan atamızdır. Sözleri, öğretileri şiirseldir, atasözüdür. Zaten atasözlerinin kaynağı Oğuz Kağan'dır. Bunu Necat Demir profesör bir kitap haline getirdi. O kitabı edinirseniz atasözlerin kaynağının Oğuzhan olduğunu anlarsınız. Ozanlık yolunda yürüyen bir kardeşimiz. Yürüyen diyorum çünkü bilginin sınırı yoktur. Her şeyi biliyorsun dersen her şeyi bilen Allah'tır. Ama o yolda Allah'ın bildirdiklerini öğreniyorsun dersen olur. Evet. Evet, seni tanıyalım. Öncelikle hayırlı programlar dinliyorum kıymetli üstadım. Ben Türkiye'nin en genç halk ozanı Halil Daylak. 21 yaşındayım. Kayseri Pınarbaşlıyım. Evet. Güzel bir yurttan geliyorsun. Evet. Şimdi söylerken doğayı, hayvanları, ayı, güneşi, yıldızı takip ediyor musun? Her şeye bakmak zorundayız üstadım yani. Çünkü halk ozanı diyor, halk neyi göremiyorsa evet, biz onları göstermek şeyindeyiz. Evet. Halkımızın derdini dile getirmek evet, mecburiyetindeyiz. Evet. Şimdi dinleyelim seni. Evet, doğaçlama bir şekilde bir şeyler seslendirelim inşallah. Kalma gönül yarasında, kalma gönül yarasında, Yörük Türkmen şöleni var, kıl çadırın arasında, Yörük Türkmen şöleni var, Yörük Türkmen şöleni var. Kalma gönül keder gamda, kaldık böyle ardı çanda. Bak Adana sarı çanda, Yörük Türkmen şöleni var.
Kalmayın olur arada, hikmet arayın yarada. Kalmayın olur arada, hikmet arayın yarada. Ramazan kıvrak burada, yörük tükme şöleni var. Halil daylavım diyene aldırman boyun eğene. Halil daylavım diyene aldırman boyun eğene. Ne mutlu Türk'üm diyene, yörük Türkme şöleni var, yörüklerin şöleni var. Çok sağ ol varım. Bizim türkülerimiz doğaya yakılmıştır. Türkü Türkçe söylenir, başka bir dille söylenmez. Türkçeyi korumak lazım. Türkçe de doğa dili olduğu için doğayı korumak lazım. Kaybolan her hayvan, her bitki Türkçeden kelimeleri götürüyor. Bir deve kaybolduğu zaman, nesli kaybolduğu zaman devenin bortlaması, köşe, dayla, tülüsü, dorumu, yozu, havudu, havaçanı, zilçanı, onlarca kelime yok oluyor. Bir eşek kaybolduğu zaman baldımı, köste, örü, semeri, sıpası, gunlaması, onlarca kelime kayboluyor. Bir ot kaybolduğu zaman onun adı kayboluyor, şifası kayboluyor. Dolayısıyla biz Türkçemizi korursak, doğayı korursak türküler yaşar. Türk türküyle yaşar, kültürüyle yaşar. Şöyle doğaya yakalım bir. Tabii ki, tabii hocam. Deresinden sular akar, özledim bizim elleri. Deresinden sular akar, özledim bizim elleri. Yönü hep yamaca bakar, özledim bizim elleri. Özledim bizim elleri. Geçti ömür oldu yarı, neydi kaderimin varı. Yozu koyunu da varı. Özledim bizim elleri. Çiçekleri açınca vaz, kokuları saçınca vaz, yaylalara göçünce vaz, özledim bizim elleri, özledim bizim elleri.
bizim dağların neşesi, oturur orada paşası. Çamardıcı mor meşesi, özledim bizim elleri. Halil Daylavım hayranı, gelir yazının bayramı. Halil Daylavım hayranı, bahar buranın bayramı. Yörük kızının hayranı, özledim bizim elleri. Özledim bizim elleri. Türlü otun yetişini, şu ömrün bitişini, kekliklerin ötüşünü, özledim bizim elleri. Turaş kuşun ötüşünü, özledim bizim elleri. Evet, çok sağ ol. Şimdi söylediği sözleri, şu anda aklına gelenleri anında döküyor. Öyle notasıymış, önceden yazarmış, birinden ala almış değil. Kendiliğinden çözüyor. Bizde toprak kıymetlidir. 2200 yıl önce Türk ordusunu kuran Metehan, toprak bir milletin köküdür, kimseye veremem demiştir. Toprak bizim atamızdır. Atamızın eti, kemiği, kanı toprak olmuştur. Şehitlerimizin, erenlerin, ermişlerin, ataların kanı toprak olmuştur. Öyleyse toprağın kıymetini bileceğiz. Yaratılış, insanın yaratılışında toprak, su vardır, hava vardır. Şimdi toprağa suyu söyleyeceğiz. Usça durun, çamura saman karıştırman, sonra çıkamazsınız işin içinden. Toprak suyu anlatalım. Bir de vatan anlatalım. Dinle sözlerimi ey Türk evladı, vatanın kıymetini bilmemiz gerek. Atatürk'ü Fatih Sultan Mehmet'i kendimize rehber kılmamız gerek. Atatürk'ü Fatih Sultan Mehmet'i kendimize rehber kılmamız gerek. Ben bir Türk'üm, hiç kaybetmem özümü. Cephedeysem eğer kırpmam gözümü. Türk milleti dinle sözümü. Gayrı kendimize gelmemiz gerek. Türk gençliğini dinle sözümü, artık kendimize gelmemiz gerek. Müzik.
Kulağımda çınlar atamın sesi. Demeyin ki bana bu neyin nesi. Halil Daylavında vatan bekçisi. Ay yıldız uğruna ölmemiz gerek. Halil Daylavında yurdun bekçisi. Bu toprak uğruna ölmemiz gerek. Çok sağ ol. Ozanlık yaşayacak. Hep gördüğümüz ozanlar bugün 50-60 yaşında, 70 yaşında ozanlarımız vardı. 21 yaşında kardeşimiz Halil Daylak bu kültürü yaşatacak, gelecek nesillere aktaracak. Halil İbrahim sofrası gibi Halil'in gönlü açık. Söz adındaki Daylak gibi daha yeni yetişiyor. Köçekten Daylak'a geçmiş. Yoz olacak, tül olacak. Yük katım arası alır, büyük yük götürecek kendisi. Eşek 5 kile, katır 8 kile, deve 1 mut götürü. 1 mutu götüren ek 1 kileyi de götürü. Arkadaşımızın yükü büyük, taşıyacak. Çünkü bu kültür kayboluyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün ozanların yükünü inşallah taşıyacak. Türk'ün türküsünü Türk çocuklarına göstereceğiz. Türk'ün çalgısını Türk çocuklarına göstereceğiz. Sazımızla, sözümüzle neredeyiz? Adana Çukurova bölgesindeyiz. Öğrencilerimiz? Tomurcuk Anaokulu özel. Bugün piknik ve mangal günümüz. Onları eğlenceye getirdik. Şimdi, mutlu olsunlar. Bir milletin temelli kültür diyen Abdülkün dediği gibi çocuklarımıza ata kültürünü, kendi kültürlerini anlatıyor musunuz? Anlatıyoruz dilimizin yettiğince. Anlatıyoruz. Doğa sevgisini, toprak sevgisini, vatan sevgisini. Doğayı biz ayda bir defa en az doğaya geliyoruz, ormana geliyoruz, ağaçları anlatıyoruz, oksijeni anlatıyoruz, hayvanları anlatıyoruz. Evet. İşte bugün de eğlenmeye geldik ekstra. Evet. Yemek yemeye geldik, mangalımızı yaktık. Evet. Şimdi eğlendik mi çocuklar? Evet. Değerli izleyiciler, Çukurova'da çocuklarımıza Türk'ün türküsünü ozanımız Halil Daylak söyleyecek. Çocuklarımız sazı, sözü öğrenecekler. Dünyada güleceği hoş geldiniz merhabalar. Türkiye'nin geleceği hoş geldiniz merhabalar. Hoş geldiniz merhabalar. Sular içeriz derede, sular içeriz derede. Böyle geçeriz merede. Çocuklar alkış nerede, hoş geldiniz merhabalar. Çocuklar alkış nerede, hoş geldiniz merhabalar. Kelamında sözündeyiz, kelamında sözündeyiz. Bu milletin özündeyiz, Atatürk'ün izindeyiz. Hoş geldiniz merhabalar. Atatürk'ün izindeyiz, hoş geldiniz merhabalar. Halil Daylak sözsünüz, Halil Daylak sözsünüz. Bu millette özsünüz, geleceğimiz sizsiniz. Hoş geldiniz merhaba, geleceğimiz sizsiniz. Hoş geldiniz merhaba. İstiyoruz bir de çocuklar.
Kelam ile söz bizde, kelam ile söz bizde, okuyalım ey gençler. Kelam ile söz bizde, okuyalım ey gençler. Geleceğimiz sizde, okuyalım ey gençler. Geleceğimiz sizde, okuyalım ey gençler. Böyle olurum bakim, böyle olurum bakim, budur bendeki şakim. Olalım avukat hakim, okuyalım ey gençler. Olalım avukat hakim, okuyalım ey gençler. Halil Daylak sazları, Halil Daylak sazları, hep geçiyor yazları. Bu milletin kızları, okuyalım ey gençler. Oğulları, kızları, okuyalım ey gençler. Teşekkürler, teşekkürler.